Hadi bırak Nazero, affettiğini biliyorum. Rahat bırak beni Ali. Sen git de bu arabayı altına çeken patronlarına kur yap. Erol... Biz delikanlı adamız kızım. Onun bunun aklıyla dolaşmak canımıza leke sürer. Erol, yanıldığını sen de biliyorsun. Ne yani? Yoksa iş mi değiştirdin? Başka patronların da mı var? Merhaba hanımefendi. Sınavları başarıyla kazandım. Gelip müdürü görmem istendi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Genel müdür yardımcısı Seyfi Bey'i görmeniz gerekiyor. Merdivenden inin, sağdaki ilk kapı. Sağ ol bacım. Genel müdür Seyfi merdivenden inince... Siz ne istemiştiniz beyefendi? Ben de onun gibi aynen ben de Seyfi Bey'e gitmek. Nereye gidiyorsunuz? Ben de arkadaş gibi ben de imtihanları geçmiş bulunuyorum da onun gibi aynı oldu benimki de. Efendim, affedersiniz. Affedersiniz efendim. Kapınız burnuma vurdu da. Merhaba. Bu da personel servisine verilecek. Olur. Günaydın Rıfkı Bey. Yenisiniz herhalde. Evet efendim, bildiğiniz gibi bir hafta oldu. Yenisiniz diye yönetmeliklere karşı gelmek mi gerek? Bakın, hangi masada çiçek var? Evet, bütün evrakınız tamam. Şakir Bey, sadece sizin doğum imabeliniz eksik. En kısa zamanda onu da getirirseniz sevinirim. Doğum neyi? Doğum ilmaveri, yani doğduğunuza dair belge. Bakın Şakir Bey, bizim müessesenin kuralları diğerlerinden biraz farklıdır. Müdürümüz Galip Bey, her şeyin, her noktanın üzerinde titizlikle durur. Bu nedenle doğduğunuzu belgeleyen belge şart. Anlıyorum. Az önce istediğiniz nasıl bir haber? Haber değil efendim, ilmuhaber. Az önce belirttiğim gibi doğum olayını belgeleyen bir kağıt işte. Benden öyle bir şey istemediniz. Sizin dosyanızda Nurettin Bey'in kartı var Erol Bey. Yönetim kurulu üyemiz Nurettin Bey'in. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, anlıyorum. Torpil oldum mu, doğsam da olur, doğmasam da. Burada yemek yapmak, Galip Bey bozuluyor. Ne yapayım usta, mercimek yemekten bıktım. (Gülüyor)
şaşırmayın Semra Hanım. Bildiğiniz gibi iş yerimizin emniyeti bakımından alınmış bir karar bu. Yangın tatbikatı. Şimdi ilk denemeyi yapacağız. Şu çekici alıp camı kırın ve düğmeye basın. Vurun vurun. Hadi. Ne oluyor? Alarm. Galip Bey'in yeni yönetmelik uygulaması değilse gerçekten yanıyoruz. Ne? Ulan talihe bak be! 40 yılda bir adam gibi bir işe giriyoruz, iş yeri yanıyor! Müdür bey nerede buranın zamazingoları? Yanıyor! Allah'ım! Yanıyoruz! Yangın sırasında merdivenden grup olarak inmek yasak! Yandınız, yandınız! Yangın çıkmış! Tek sıra inin, tek sıra! Durun! Yangın sırasında camı kırınız! He? Allah! Hay Allah, ne yaptın oğlum? Yangında camı kırın yazıyor! Bırakın konuşmayı! Yangın söndürme aletleri nerede? Bu tarafta, gelin benim! Gel, gel! Yürüyün, yürüyün! Yangın var! Ya burada! Yürüyün! Allah! Bana bırakın, benim babam tulumbaçıydı! Tamam abi, iyi! Yangın nerede? Ne yangını oğlum, tatbikat! Aman suyu da kalalım! Ya bırak Allah, artık, yürüyün abi ya. Be! Su ya! Yukarıda insanlar yanıyor! Allah! Aman! Allah! Hah, yapmasana oğlum! Ulan biz burada yangın tatbikatı yapıyoruz, sen yumurta pişiriyorsun eşek herif! Aslanım! Hah, işte yumurta yangını! Yandınız, yandınız! Ben yandım, söndürdük abi! Deli misiniz, nesiniz oğlum be? He? Ulan ben seni... Ulan... Ah baba gibi oldunuz! Defter dürmek diye bir tabir duydunuz mu hiç beyler? O halde şimdi duyacaksınız! Bu dosyalar sizin! Ve ben onları birazdan böyle düreceğim. Büyük bir rekor kırarak birkaç saatlik işinizden kovuldunuz beyler. Yani kovuldunuz. Yani. Yanisi yok. İşinize son vermek mecburiyetindeyim. Anlarsınız tahmin ediyorum. Pekala. Patron sizsiniz. Yalnız telefonunuzu kullanmama müsaade var mı? Burası postane değil. Efendim canım? Yani diyordum ki bu saatte kimi arayacaksınız ki? Önemsiz bir telefon. Nurettin abimi arayacaktım. Ya, Nurettin abi mi? Yani hangi Nurettin abi? Yönetim kurulu başkan vekiliniz Nurettin abi var ya... ...kendileri üzerinize afiyet, biraz eniştem olurlar. Anlatabiliyor muyum? Ya, şey, bakın Erol Bey... ...telefon etmeden önce bir dinleyin. Bu toplantının asıl sebebi... ...asıl sebebi... ...şeydi, Şakir'in, Şakir Bey'in aramızdan ayrılışı. Şakir'cim ya, insan askerlik arkadaşını böyle beraber işe başladıkları bir günde bırakır da gider mi? Askerlik arkadaşını mı? Tabii ya, gidersen Nurettin abi çok üzülür. Nurettin abi benim eniştem. Aslan eniştem be, aman askerlik arkadaşım Nurettin abi be! Aslan Nurettin abim benim, Nurettin abim Şakir'i çok sever. Geçenlerde bir muhabbette fabrika bir yana, Şakir bir yana dedi. Ya.
Sağ ol abi. Önemli değil. Şakir Bey. Teşekkür ederim, hayatımı kurtardınız. Ulan Nurettin, ulan Nurettin! İki bela sardın ki başıma! Nasıl temizleyeceğim bu pisliği? Bir çare bulunur efendim, bir çare bulunur elbet. Nasıl bir çare bulunur ulan ha? Mesela şey gibi efendim, bıktırma taktiği. Ne? Bıktırma taktiği. Bıktırma taktiği mi? Evet efendim. Olmadık işleri yüklediğiniz takdirde kaçabilirler belki. Ulan Rıfkı! Herhalde Rıfkı olarak en doğru sözleri bugün söylüyorsun. Aman efendim, vazifemiz... Amanı zamanı yok! Hemen bir liste istiyorum. Olmadık işler listesi. Ama hepsi kitaba uygun olmalı, anlıyor musun? Anlamaz olur muyum efendim? Emriniz olur. Derhal. Ben müsaadenizi rica edeyim. Allah kahretsin! Şöyle şu köşedeki masaya geçelim beyler, daha rahat edelim. Şurası da boş. Orası daha iyi, gelin gelin. Niye yemiyorsun? Ben mercimek pek sevmem de. O zaman açlıktan ölürsün. Çünkü iki aydır mercimekten başka bir şey yediğimiz yok. Niye? Mercimekçi bir tanıdık mı var? Beyefendi. Gel. İstediğiniz bıktırma taktiği listesini hazırladım. Ver bakayım. Buyurun. Yangın kovalarının kontrolü, kül tablolarının kontrolü, teksir sorumluluğu, zararlı haşeratla mücadele. Hadi iyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. İyi insan şu Seyfi baba be. Vallahi. Hadi sene! Hadi sene kardeş! Ben bir yere uğrayacaktım da abi. Bak, bir teklifim var. Eğer işin çok önemli değilse, bir yere takılalım ha? Yeni işe başlamanın şerefine iki tek atarız. Allah! Şimdi anlaşıldı beyimizin derdi. İllahi Şakir kardeş, daha tanışalı ne kadar oldu? Semra Hanım, buyurun. Ben bırakayım sizi. Sağ olun Galip Bey. Ama her akşam olmuyor. O ne demek canım? Duymamış olayım. Hadi atlayın. Aslan abim benim! Üf be abi be, ne ses var sende be! Bu ses bende olacak, Allah! Bir şarkı patlatacağım böyle yanık yanık, hemen tavlayacağım Sabahat'ı! Sabahat de kim? Sabahat, o kız işte! Galip Bey'in sekreteri mi? Evet, ama Galip Bey'in adını anma yanımda, kaza çıkar elimden! Peki, peki de, o kızın ismi Sabahat değil. Sen yanlış adrese sevdalandın galiba. Sabahat değil mi? Sevda mıydı? Sultan! Yok padişah! Seyli bir şey! Semra! Semra! Ah ulana, Semra! Aşağı bak, sevgilisinin adını bilmiyor. Diyelim. Kızı Şakir kardeş. Kız sekreterse ve de patronda yüz vermişse hiç hayır gelmez. Hemen sallayacaksın. Sen öyle mi yapardın? Ben öyle yaptım. Anlamadım. Boşver. Aşk güzel şeydir o abi. Allah!
Sen onu bana bırak. Ben hallederim. Gel bakalım, gel. Aşk ise beni splendırttın Kerol abi. Ben aşığım abi. Aşkına başlatma şimdi, yürü. Zeki abi, nereye gidiyorsun ya? Gel benimle, yürü. Erol! Erol! Beklesene biraz. Bırak anlatayım, bildiğin gibi değil. Ne bildiğim gibi değil? Bir iş toplantısı. Japonya'dan ve Arabistan'dan gelen müşterilerle geldi. O zaman bekletme müşterini. Ayıp olur. Man! I am really sorry. Let's go back. Bir de Kızılderili bulamadın mı lan? Yürü gidelim hadi. Demek bütün sekreterler böyle oluyor ha? Yok canım. Niye öyle olsun? Namusuyla para kazanan çok. Demek bir seninki bir benimki. Benimki garanti de, seninki belki de öyle değildir ha. Belki de. Ama öyle olmasa da hep herifin gıçında. Kıskanıyorum. Çakal işten. Neyle? Parayla. İşimiz var artık. Paramız da olacak. O kadar parayla olmaz. Çok paran olacak. Evin, yazlığın, araban olacak. Araba önemli değil mi? Çok önemli. Araban oldun mu iş biter. Sen dedin ya, karı tavlamak için şart diye. Çok aradın mı bu arabayı? Rahmetli pederin mirası. Çalıştırmak çok güç oldu ama oldu işte. Nasıl? Sabah işe gelme sırasında bir kişi 3 dakika 38 saniye, bir kişi 2 dakika 17 saniye geç kaldılar. Rapor muhasebeye verin. Gerekli ceza tespit edilip aylıklarından kesilsin. Bir de efendim, muhasebe servisinden Asuman Hanım çocuğunu getirmiş. Hı? Niye getirmiş çocuğunu? Bakacak kimsesi yokmuş. Burası çocuk yuvası mı be? Derhal kovun! Baş üstüne efendim. Çocuğunu getirdi diye işten atıyorlar ha? Çiftlik mi lan burası? İtiraz edelim. İsyan mı çıkaralım yani? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Namussuz herif. Semra Hanım. Buyurunuz efendim. Kağıt kalem alıp odama gelir misiniz lütfen? Hemen geliyorum efendim. Durun. Orada durun lütfen bir saniye. Efendim? Şöyle bir döner misiniz kendi etrafınızda? Bir şey mi var üstümde? Hem üstünüzde, hem içinizde. Bu kadar şık ve güzel olmaya hakkınız yok Semra Hanım. Başlayalım mı efendim? Tabii. Başlayalım tabii, başlayalım. Yo, oraya değil. Şöyle buyurun. Sesim kısık da, biraz daha yakın olursak. Ya. Evet efendim. Affedersin Semracığım, kalem bitti işte. Ziyanı yok efendim, şimdi toplarım. Ben de yardım edeyim. Hata benim. Ne kadar güzelsin Semra. Galip Bey, lütfen. Dinle Semra. Çek defterin masamda. Evet de istediğin rakamı yaz. İstesem söylemenize gerek kalmadan yaparım. Üstelik sizin imzanızı sizden daha iyi atıyorum, biliyorsunuz. Ciddiyim Semra.
önce de söyledim. Ben bildiğiniz kızlardan değilim. Ama ben, benim duygularım... Siz evli, üç çocuk babası, utanmaz adamın tekisiniz Galip Bey. Duygularınıza gelince, bencilsiniz ve de duygusuzsunuz. Olsun, olsun. İstediğini söyleyebilirsin. Benim için hiçbir şey fark etmez. Seni çok ama çok seviyorum Semra. Yeter artık. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Dur! Bizim de hoş geldin karıcığım. Galip ne oldu? Semra Hanım'a mektup yazdırıyordum da birden dizim burkuldu ya. Mektuba sonra devam ederiz Semra Hanım. Olur mu? Tabii efendim. Müsaadenizle. Hayrola, ne işin var senin bu saatte burada? Uludağ için biletimi almaya gidiyordum. Bir uğrayayım dedim. Ya, zavallı kocam burada çalışsın, çabalasın, dizini burksun. Sen git tatil yap, eğlen. Olsun, ne yapalım? Ne yapabilirdim ki? Ben fareden çok korkarım. Tamam canım, tamam. Zaten bir iş bölümü yapmanız lazım. Evet. Tekstille sen ilgilenirsin, Erol Bey kardeşimiz de haşeratla mücadele eder. Kopya adedi ayarı şu. Bu da açık koyu ayarı. Mürekkep biterse şuradan dolduracaksın. Bak, yedek tüpler de burada. Bir yanlışlık olursa şu düğmeye basacaksın, anladın mı? Anladınız galiba. Anladığım gibi anlamışımdır, yani anlamış tırımdır olabilir galiba. Pekala, seni yalnız bırakmak zorundayım. Bunlar da yedek kağıtlar. Bittikçe buradan koyarsın, oldu mu? Hadi bakalım, kolay gelsin. Bu fareler akıllıysa pastırmayı tercih ederler. Ah, ay. Gündüz hayalinde, gece düşünde, pastırma sucu yiyen fareler, yiyen fareler, fareler. Ah şu patronlar, böyle pastırmayı farelere ziyan ederler. Arttı bu. Hayda be! Namussuz fare! Ne yapıyor bu makine ya? Gayet iyi çalışıyorlar efendim. Yapılan ek işlerin raporu patrona verilecekmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şakir Bey! Efendim? Birkaç gündür arabanızı görüyorum. Üstelik çok da şirin bir şey. Ama aşk olsun, beni almıyorsunuz hiç. Dosyanızı yerleştirirken çok yakın oturduğumuzu öğrendim. Siz niye bu akşam bizimle gelmiyorsunuz? Neden olmasın? Kapıda görüşürüz. Bunu yapmaya hakkın yoktu. Dur ya, ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Ben bütün ilişkimi bitirmişim kızla, sen kalkıp arabama davet ediyorsun. Gaddar aşık. Fare dağ küsmüş, dağın haberi olmamış. Ne diyorsun sen ya? Dalga geçme lan. Allah çıktı, gazla!
olun çocuklar. Sizi zor durumda bırakmadığımı umarım. Siz gittikten sonra niye öyle söyledim diye içim içimi yedi, inanın. Kendi kendimi zorla davet ettirmiş gibi oldum. O ne biçim laf Semra kardeş? Sağ ol Erol abi. Tanışalı az bir zaman oldu ama samimiyetinize güvenerek. Elbette öyle olacak. Gitmiyor muyuz Şakir? Hadi. Bazı şeyleri hiç anlamıyorum. Neyi Semra kardeş? Derdiniz başınızdan aşkınken, belki dert yanmam doğru değil ama... Sıkılma canım, arkadaş değil miyiz? Galip Bey'in kahrını paylaştıktan sonra... Herkes bana berbat davranıyor dairede. Bulaşıcı hastalığım varmış gibi kaçıyorlar benden. Aldırma Semra kardeş, olur böyle şeyler. Millet sinirli, boşalacak yer arıyor. Tamam da niye hep bana? Genel müdür sekreteri olduğun için kıskanıyorlardır. Bilmiyorum ama tuhaf şeylerin döndüğü bir gerçek. Aslında işimden başka bir şey düşündüğüm yok. Ama gene de dokunuyor insana. Sizin de iş anlayışınız yani. Ne olmuş iş anlayışıma yani? Yok bir şey. Benimle açık konuşabilirsiniz. Hop hop, durun bakalım kardeşler. Bence bir şeyler söylemek istiyor. Bırakalım söylesin. Pekala, söylesin. Söyle bakalım Şakir. Evet, bekliyorum. Söyle. Patron da sen... Yani... İkiniz... Sen patronun metresiymişsin. Semra! Semra! Bir dakika ya! Allah Allah, Semra! Dur bakayım böyle, utanmıyor musun küfeğin üstünden koşmaya ha? Hırs düşmanı! Erol abi! Şimdi seni karakola çekerim ben! Abicim, bir dakika canım, gibi. Yürü bakayım benden! Yürü, hadi bakayım, bir dakika. Efendim, bir dakika. Bak abi, Allah aşkına, bizim arkadaşımız. Günaydın Semra Hanım. Bir dakika Seyfi Bey. Buyur yavrum. Bir şey soracağım size. Tabii. Şu Galip Bey denen namussuz, her önüne gelene metresi olduğumu söylüyormuş, doğru mu? Doğru mu dedim? Bakın Semra Hanım. Hepiniz Galip Bey'in metresi olduğumu sanıyordunuz, öyle mi? Mikroplu bir hastaymışım gibi hepiniz kaçıyordunuz benden. Bir selam bile vermekten çekiniyordunuz. İki paralık bir fahişe. İnsanlar ne kolay, ne çabuk, ne ucuza harcanıyorlar değil mi? Günaydın Semra Hanım. Günaydın arkadaşlar. Maşallah, bugün bütün güzelliğiniz üstünüzde. Uyumuş, dinlenmişsiniz. Bilemediniz sayın patronum. Sabaha kadar uyumadım. Hayrola? Sekreterlerine sulanıp, sonra da utanmadan sağda solda yatıp kalktığını anlatan patronları düşündüm. Bunu odamda konuşalım lütfen, buyurun. Siz benim her yerde... Odamda konuşalım. Demek herkese metresiniz olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi? Ne demek bu yani? Yani herkese benimle yattığınızı söylüyorsunuz. Hayır, kesinlikle hayır. Bak Semracığım, izah edeyim canım. Uzak dur, hem ben senin canın falan değilim. Heyecanlanma lütfen, gel. Gel otur şöyle, bir çay falan ha? Çek o pis ellerini üstümden! Hep uyardım seni, ama bu bardağa taşınan son damla oldu. Olur, olur. Kızma. Bak, Semracığım canım. Hanım! Evet, Semracığım hanım. Şöyle otursak, konuşsak diyorum ha? Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi gidiyorum. Zaten seni uyarmak için geldim buraya. Gidiyorum ama ardımdan tek kelime dedikodu duyarsam... Yetişme tarzım el vermediği için bugüne kadar kullanmadım bunu. Tek bir kelime duyarsam geri...
geri dönerim ve kalp bir horozken kalp bir horoz leşine çeviririm seni. Bak yavrum, biraz sakin düşünsen. Kaç yıllık emeğim var. Böyle birdenbire silip atmak doğru değil. Sağ olun Seyfi Bey, ama kararlıyım. Adam metresi diye adımı çıkartmış. Nasıl bakarım insanların yüzüne? Gönül rahatlığıyla bakarsın Semra kardeş. Herkes onu da tanıyor, seni de. Ortada büyük bir haksızlık, adi bir dedikodu var. Duruma el koyuyorum. Bundan sonra aleyhine konuşanın... Sağ ol. Sağ ol Erol abi. Sağ ol, mağol yok. Şimdi lütfen eşyalarını yerleştir. Gitmek istiyorsan git. Ama bugünlük. Yarın sabah işinin başında ol. Gerekeni yaparız. Yaparız. Peki. Ben seni eve götüreyim, sonra dönerim. Peki. Ne dersin Seyfi baba? Şakir'e bugün izin var mı? Hı. Hadi lan. Bakın Semra Hanım. Hanım demeseniz olmaz mı? Biz arkadaşız. Hele bu yaptıklarınızdan sonra. Ne olacak canım? Vazifemiz. Vazife kelimesi ne kadar yanlış. Lafın gelişi yani. Bu sabah Galip Bey'i görmeye gelirken her şeyin bittiğine öylesine inanıyordum ki. Ama şimdi... Bakın, dün hakkımdaki düşünceleriniz ne kadar farklıydı. Şimdi de ne düşündüğünüzden emin değilim. Ama yine de hakkımda kötü şeyler düşünmediğinizi umarım. Sonra Emirgan'a gittiniz. Evet. Boğaz'a karşı çaylar geldi. Evet. İş yerini tartıştınız. Semra kardeşi sakinleştirdin. Evet. Sonra iş yeri konuşmaları bitti. Evet. Sonra? Yani el. Kızın eli. El kızı. El ele. Kız kıza. Eller. Eller eller. Yani heyecandan... Elini tutmuşum. İlahi çocuk, elini tuttum desene. Ne var bunda çekinecek? Sadece elini tuttum o kadar. Hayrola Seyfi baba, efkarlandın galiba. Yok be evlat, öyle değil. Hayırdır? Emekliliğim için son terfiyi bekliyordum. Biliyorsunuz. Elbette, üstelik hakkın. Bazıları öyle düşünmüyor işte. Tam 30 yılımı verdim şu firmaya. Dile kolay. Yeri geldi, şantiyelerde yatıp kalktım. Ama bu Galip Bey denen adam tın tın geldi genel müdürlük makamına oturdu. Ve ben şirketin her şeyini, girdisini çıktısını bilen kişi olarak iyi niyetle yardımcı oldum. Her şeyi ben üstlendim ve Galip Bey'imizi kurtardık, bu duruma getirdik. Vallahi eline sağlık, iyi yapmışsın diyemeyeceğim Seyfi baba. Kısacası bizim terfi işi yatmış. Hey Allah! Yahu Seyfi baba, nasıl yardım edersin o mendebura be? Durun bakalım ya! Hangi taşı kaldırırsak altından bu Galip ayarı çıkıyor. Madem öyle, biz niye bir şeyler yapmayalım? Hı? Ha! Hep beraber gidelim, istifamızı takdim edelim. Değil misin sen oğlum ya? Niye? Bu yaştan sonra istifa edersek çoluk çocuğun hali ne olur sonra? Şey edelim, şikayet edelim. Olmaz öyle şey, olmaz. Hiçbir şey edemeyiz. Dinlemezler. Ah ulana, ah ulana! Bir işik saat, dile benden ne dilersen dese, al sana bir fırsat dese... Ya! Peki ulan Şakir, bana değil de fırsatı sana verselerdi, sen ne yapardın?
Ben farelerden korkarım ama... Al sana fırsat Şakir deseler... Şirkette senin görevini üstlenirim. Yani ben Şakir... Zararlı haşeratlı mücadele birliği başkanı. Korkusuz Şakir... Patrona karşı. Şakir... Şakir bey... Yardım et bana. Beni öldürmek istiyorlar. Koca koca kediler kaydanamı yediler. Acaba beni de yerler mi? Ya demek koca koca kediler kaynananı yediler. Seni de yemek istiyorlar. Neden acaba? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Öldürülecek kadar kötü bir fare değil ben ha. Ne olur bir şey söyle Şakir'cim. Ayağının turabı olayım. Demek öldürülecek kadar kötü bir fare değilsin öyle mi? Evet. Ne isterler ki benim gibi bir zavallıda? Susunuz Galip Bey. Ve söyleyecekler mi dinleyiniz? Sen seç düşkünü, egoist, yalancı, ikiyüzlü, insanları ezmekten hoşlanan, sadist, asalak ve kötü bir faresin. Yok, yok, hatasız kul olmaz. Biliyorsun Şakir'cim. O dediğin şarkı Galip. Üstelik sen hatasız kul değil, hatalı bir faresin. Yani bunun için beni öldürmeleri mi gerek? Bilmem. O kedilerin problemi. Benim düşüncem daha başka. Aç mısın? Efendim? Kaçıp kovalarken acıkmışsındır sen. Gel! İşte yiyecek kötü fare. Ne? Hadi git ye! Ne demek oluyor bu? Burası neresi? Aaa! Açın kapıyı! Aç diyorum! Bunun sonu Galip Bey! Dağıt! Sizi ömür boyu tabana mahkum ediyorum! Kurtarın beni! Sucuklar sana, oğul seni! Nasıl? Ulan helal olsun! Sen bu hayal gücünle romancı olmalıyorsun! Duyarım böylesi dostlar başına ya! Peki o be kardeşim ya! Sen olsaydın ne yapardın bu Galip Bey'e? Ben mi? He, tabii, sen ne yapardın? Ne mi yapardım? Evet, evet! Fazla bir şey yapmazdım. Ben ince ruhlu bir insanım. Yani? Yani... Kendilerine küçük bir ikramda bulunurdum. Şekeri? Şekerini attım ve karıştırdım. Yorulmayınız diye. Aferin. Sen adam olmaya başladın galiba. Galiba efendim. Bu kahve! Belediyenin işi varmış da Galip efendi, iş bana düştü. Kahvede bir şey vardı değil mi? Evet, haklısınız galiba. Zehirliydi değil mi? Bu ne zeka, gene bildiniz. Sen yaptın bunu, sen yaptın! Müthiş! Bugün tam formunuzdasınız Galip efendi. Ama neden, neden? Allah Allah, neden dersiniz acaba? Neden olacak? Ben seks düşkünüm. Egoist, yalancı, riyakar, adi bir insanım. Kabul ediyorum. Kurtar beni. Ne olur doktor çağır. Doktor! Doktor! Aman doktor, canım iyi mi doktor? Tebrik ederim melek. Güle güle bay kelek. Güle güle Galip. Ölen mi var yoksa?
Bilal çocuklar, bir aile misiniz ya? Üç bile olsa rahatlattınız içimi ya. Ya varmış, ilaç gibi geldi vallahi. Erol Bey, bizim çocuk yukarı katları dolaşıyor. Eğer zahmet olmazsa Galip Bey'in kahvesini Semra'ya bırakır mısınız? Zahmet olur mu? Ayıp ettim baba. Bir dakika. Şurada süt tozu olacak. İki kaşık da ondan atıverin, iyi gelir. Bu mu? Evet, o. Günaydın Semra kardeş, nasılsın? İyiyim Erol abi, hayırdır? Bay Gıcık'ın kahvesi, Mırtasa'nın işi varmış, ben getirdim. Şöyle bırak, ben götürürüm Erol abi. Onu bunu anlamam. Kasımpaşa deposu tamamıyla benim sorumluluğum altında. Ben söylediğim zaman paranı alırsın, tamam mı? Sağ olun Semra Hanım. O depoyu çalıştıramadığımız anlaşılırsa ikimiz de yanarız. Anlıyor musun? Ha, bana bak. Sakın beni bir daha bu numaradan arama. Gerekirse evden ararsın. Akşamları. Hadi güle güle. Salak herifler. Hemizi yakacak serseriler. Çocuklar, duydunuz mu? Galip Bey'i hastaneye kaldırmışlar. Galip Bey'i mi? Hastaneye mi? Ne olmuş ki? Bilen yok. Semra? O da beraberinde gitmiş hastaneye. Eyvah! Durun ya! Nasıl olmuş peki? Dedim ya, gören bilen yok. Yalnız ayıltamamışlar. Baygın mıymış? Elbette baygın, ayıltamadıklarına göre. Ha ya! Vallahi aklın ermedi bu işe. İnşallah ciddi bir şey değildir. İnşallah ciddi bir şeydir de, 20 yıl kadar uğrayamaz buralara, sonra Seyfi Baba müdürümüz olur, gül gibi geçinip gideriz biz. Nerede Murtaza? Servise çıktı abi. Burada süt tozu kavanozu vardı, nerede? Süt tozu kavanozu mu? Bu mu? Peki bu ne? Fare zehri. Fare zehri mi? Hastaneye giderseniz bir telefon edin. 10 dakikaya kadar ben de geleceğim zaten. Galip Bey'e özellikle geçmiş olsun dileklerini iletirseniz sevinirim. Baş üstüne Rıfkı Bey için. Na neredesin ya Erol abi be? Merak edecek bir şey yokmuş. Sus, korkunç bir şey oldu. Yok be, düşmüş masanın bacağına kafasını vurmuş, bayılmış. Sen öyle san. Niye lan? Benim derhal hastaneye gitmem lazım, nereye kaldırmışlar? Reba'ya! Aa Erol abi, ne arıyorsunuz burada? Nasıl oldu? Bilmem, doğruca yoğun bakıma aldılar. Hala da bir haber çıkmadı. Hasta bakıcı biraz evvel girdi. Birazdan çıkar, biz de ne olduğunu öğreniriz. Bazı testler yapmalıyız. Yani bu şekilde gidemezsiniz. Sen testleri kendi kafanda yap doktor bey. Tezgahınızı bilirim ben sizin. Hepiniz aynı numarayı yaparsınız. Kafamda minicik bir şiş var diye iğne, ilaç, sonra da tonlarca fatura. Boşa para kaptıracak göz var mı bende? İnanmıyorsan bir gözcü çağır da baksın. Acele bu tarafa doktor bey, kalbi durdu. Hemen gömleğini açın. Acele oksijen getirin çabuk. Tek şahidimiz oydu. Sırası mıydı yani? İçerideki mi? Evet, asılı bir haydut. Ama yakaladığımızda geç kalmıştık. Sanırım yeraltı dünyasındaki rakipleri temizlemek istedi. Allah Allah, neler oluyor yahu? Neyse memur bey, nereden çıkabilirim? O taraftan. Buradan da çıkabilirsiniz ama o taraf daha kestirme. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Yeah.
oldu abi? Orada polis var. Allah! Kendine gel kızım, kimse bir şey öğrenmemeli. Nasıl oldu? Yani şu kızcağıza her şeyi anlatmanın sırası mıydı? Sen şimdi onu bırak da! İçeride polis var Seyfi baba! Polis mi? Evet! Eyvah! Nasıl olur da bu kadar çabuk haber alırlar anlamıyorum. Sen Erol'a sahipsin. Hı hı. Affedersiniz kardeşim, az önce getirdikleri adamın durumu nasıl? Nesi oluyorsunuz, yakını mı? Şey, pek yakını sayılmayız. İş arkadaşlarıyız da. Ya şey, başınız sağ olsun. Öldü mü? Evet, yaklaşık 2-3 dakika önce zehirlenmiş dediler. Hmm. Gerçi otopsi de belli olur ama gene de bilinmez. Hmm. Ne olmuş Erol abi, ölmüş mü? Ne oldu Erol? Erol abi! Nasıl ispat edemezler Seyfi baba? Otopside her şey anlaşılır. Durun bir dakika. Cesedi yok edelim. Hayır, yapamayız bunu. Bana kalırsa bunun bir cinayet değil, kaza olduğunu söyleriz polise. İyi bir avukat tutalım. İyi bir avukatla müebbet verirler. Durun yahu, durun da sakin düşünelim biraz. Semra, sen hemen iş yerine dön. Kimseye bir şey söyleme. Baygınken bıraktım dersin. Haber gelirse renk verme. Tamam mı? Anladın mı? Tamam. Şakir, sen Semra'yı bir taksiye bindir. Ben de iş yerine telefon edip Semra'nın dönmek üzere çıktığını bildiririm. Oldu mu? Sen de otur bekle Erol. Paniğe kapılmak yok. Birazdan dönerim ben. Hadi bakalım. Tamam. Hemşire hanım. Evet efendim. Otopsiye gidecek ceset bu mu? Evet efendim. Doktor sizleri görmek istiyor. Sanırım bir iki evrak noksan düzenlenmiş. Peki efendim. Zaten hiçbir işi tam yapmazlar ki. Sedye bırakmıştım buraya, üzerinde bir rahmetliyle. Sizler gördünüz mü? Sizler gördünüz mü? Baba, mutlaka o kaçırmıştır. Lafı bırak da sonra arabaya koşalım. Evet. Başka bir yere gidecek hali yok. Tamam tamam, zaten muhakkak benim arabaya götürmüştür. Anahtarlar da onda zaten. Ya! Koş o zaman, inşallah zamanında yakalarız. Bu ne? Bu çamaşır. Ne çamaşırı? Kirli çamaşır. Nereye gidiyor bu? Morga. Çamaşırın morgda ne işi var? Cesedi çamaşırhaneye götürdük, daha fena değil miydi? Allah Allah. Dur oğlum, ay Allah. Bir dakika müsaade eder misiniz?
Ceset olmayınca otopsi yapamazlar artık. Ceset nerede? Ne? Geceyi bekleyeceğiz. Sonra irice bir taş bağlayacağız ayağına. Denize atacağız. Delisin sen! Bulurlar! Gazetelerde hep okumuyor muyuz? Bunu bulamayacaklar. Saray burnu affetmez. Sen gene de yavaş git. Her yer polis kaynıyor. Şey tarafında bir restoran olacak. Oraya çeksek? Böyle bir zamanda nasıl yemek düşünüyorsun anlamıyorum. Ben aç değilim. Ölüyü besleyeceğiz herhalde. Tövbe estağfurullah. Şakir haklı. Ortalıkta dolaşmamız tehlikeli olabilir. Tenha bir yere çek de akşamı bekleyelim. Ay. Aman aman. Şu koltuğu yaptırsaydınız bunlar başıma gelmeyecekti Semra Hanım. Evet efendim. Oh, beyimizin keyfine bak. Sağlığında sarılamadı adam ha. Şimdi koynunda yatıyor. Dokunma, çok yoruldu gayip. Biraz uyusun. Ah ulan Murtaza, ah ulan Murtaza. Düşlerimizi gerçek ettin. Seyfi baba, seni evden merak ederler. Sen bir arabaya atla git. Yo Erol'cum, olmaz öyle şey. Olur, bal gibi olur. Sonra yenge merak eder, polise falan telefon eder, iyice çuvallarız. Buyurun kızım, birisini mi aradınız? Seyfi Bey'in evi değil mi? Evet kızım, hayırdır? Telaşlanmayın teyzeciğim. Ben Seyfi Bey'le aynı dairede çalışıyorum, imzalaması gereken birkaç önemli evrak kalmıştı da. Semra... canım... Ne oluyor? Kendine gel oğlum. Neyin var ya? İlk defa görmüyorsun ki Galip Bey'in cesedi. Galip Bey'in... Galip Bey'in değil. Allah! Yanlış ceset çalmışız. Kim ulan bu? Yandık ulan. Vallahi yandık. Bir cinayet. Bir ceset kaçırma, idam, garanti idam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ah, bizim bey de geldi. Hoş geldin bey. Hoş bulduk karıcığım. Semra? Seyfi bey, şey, dairede imzalamayı unuttuğunuz bir iki evrak vardı da... onun için rahatsız ettim. Öyle şey olur mu kızım? Otur otur rahatına bak. Ben ceketimi bırakayım geliyorum. Ben asarım ceketini bey. Sen zahmet etme. Çay ister misiniz? Evet içerim. Sağ ol. Ne oldu? Dairede durum nasıl? Ah, saatlerdir sizi arıyorum Seyfi bey. Galip beyin hiçbir şeyi yok. Turp gibi. Döndüğümde kurulmuş oturuyordu makamında. Aman Allah'ım! Buradaydılar, gitmişler. Hay Allah, üf! Nereye gidiyoruz? Hastaneye. Hı-hı. Bunu bırakmamız lazım. Ne oluyor ya? Polis bu! Durmamızı istiyorlar, ne yapacağız? Eyvah! Eyvah, ayvayı yedik. Kırmayı denesem mi? Bırak şimdi ağlamayı. Cesedin yüzünü aç, battaniyeyi omuzlarını ört. Polislerle ben konuşacağım, sen karışma. İyi akşamlar beyler, çok hızlı gidiyordunuz. Ehliyet ve ruhsatınız lütfen. Memur bey, hastamız var da o nedenle yani. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun bey baba. Konuşamazdı, baygın. Ya, nesi var?
nesi var? Grip olmuştu. Sonra olmuştu. Birdenbire ani olarak zakül vereme çevirdi. Rahmetli... Rahmi Bey. Yok, Abdurrezzak Bey, Abdurrezzak amcamız ya. Pekala beyler, yolunuzdan alıkoydum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Trafik yoğun, hastaneye kadar sizi biz götürelim. Yo, acil değil. Yani acil de... Canım aman yani işte olmuş olacak. Katiyen olmaz. Biz sizi hastaneye kadar götüreceğiz, lütfen takip edin. İşte şimdi ayvayı yedik. Kaçalım mı lan? Kaçarsak daha kötü olur. Hangi hastaneye gidecektiniz? Sigorta aşağı Haseki Cerrah Kuraba Paşa. Efendim? Yalnız Kuraba. Tamam, bizi takip edin. Bakar mısınız efendim? Beylerin amcası. Hı. Evet. Şu sedyeye yatırın. Tamam. Amcanız mıydı? Evet. Ölmüş. Biliyoruz. Ne? Biliyoruz olur mu canım? Ne? Amcam ölmüş mü? Ah amcacığım! Biricik amcam benim! Ya. Beni bırakıp nerelere gidiyorsun? Sadullah amcam! Sadullah mı? İsmi Abdurrezzak değil miydi? Sadurrezzak amcam! adı Abdurrezzak da... göbek adı Sadullah'tı ya! Beyler, başınız sağ olsun. Yalnız hastaneye gelmeden önce öldüğü için... hastaneye alamayacağız. Eyvah! Biz şimdi bunu nereye bırakacağız? Nereye götüreceğiz? Sabahat yengem çok üzülecek. Ya? Şimdi intihar bile edebilir. Vallahi kusura bakmayın, burada bırakamazsınız. En iyisi eve götürün. Üzmeyin kendinizi, gelin eve götürelim. Sizin eve mi? Allah Allah! Koca ceset kayboldu, olacak şey değil ya. Ortlamadı ya bu adam, nereye gider ya bu ceset? Vallahi hastane içinde araştırdık ama bir türlü bulamadık. Amcacığım benim, biricik amcam! Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim efendim, çok naziksiniz. Allah ne muradınız varsa versin. Bir durum mu vardı kardeş? Çekilin! Yoğun bakım servisinden 3 dakika ayrıldık, ceset toz oldu ya. Nereye gider canım? Koskoca hastanede kaybolmaz. Abi ne yapacağız? Sen bunu bana bırak, git arabayı çalıştır. Tamam. Tamam gazla, kesildi ne yaptın ya? Bırak şimdi gazla! Neyse hemşire hanım, yarın yine görüşürüz. Tabii efendim, tabii. İyi geceler. İyi geceler efendim. Geçmiş olsun beyefendi. Bilseniz ne kadar üzüldük. Allah sizi korudu. Ne kadar korktunuz yahu? Dalga mı geçiyorsun Seyfi abi? Hortlak görüyorum sandım. Demek ki zehirli kahveyi içmemiş. Kırılan koltuğa dua et. Ya ne aptallık ettik. Cesetler, polisler. Ya. Doğru mu bu söylediğin? Doğru mu bu? Duyabildiğim kadarıyla evet efendim. Sizin gelişinizi tuvalette beklediler ve ardından da aralarında konuştular. Semra Hanım! Buyurun efendim. Odama gelir misiniz lütfen? Tam çıkmak üzereydim efendim. Birkaç dakikalığına. Buyurun efendim. Demek çıkıyordunuz. Evet. Normal mesai biteli neredeyse yarım saat oluyor. Pekala. Seninle açık konuşacağım. Bu gece bize gelmeni istiyorum. Hem de iş için değil, baş başa yemek yemek için. Ne demek istiyorsunuz siz? Anlamadın galiba. Bu gece bize gelmeni istiyorum. Biliyorsun karım tatilde. Yapayalnızım Semra. Sonra da fare zehirleri konusunda konuşabiliriz yemekte. Fare zehiri mi? Evet. Hastanede midemden çıkmış. Ama... Siz yani düşüp kafanızı vurmuştunuz ama... Pekala, kafamı vurmuş olayım. Ama midemden fare zehri de çıkabilirdi, değil mi?
Cinayet teşebbüsünüz başarıya ulaşmış olsaydı tabii. Cinayet mi? Evet, Erol, Şakir, Seyfi ve sen dün kahveme farize eli koydunuz ya! Semra, neyin var? Rengin sapsarı. Siz miydiniz? Ne oldu? Ne oluyor burada ya? Berbat bir şey oldu. Galip Bey her şeyi biliyor. Neler söylüyorsun sen kızım? Onu gerçekten öldürmek istediğimizi sanıyor. Yani? Yani polis çağıracaktı, eğer teklifini kabul etmez. Ne teklifi? Bu gece evine gitmemi istedi benden. Vay öz düşmanı, vay! Ulan ben senin yerim ulan! Sakin ol Şakir! Ha? İçeride ama artık kimseye zararı dokunamaz. Ne yaptın? Öldürdün mü? Olamaz! Durun canım, yanlış anladınız. Gelin! Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Eline sağlık, Rosto çok güzel olmuş. Nereye götürebiliriz bunu? Size gitse? Oo, bize olmaz! Yani meraklı komşularım var. Anında mahalleye reklam oluruz. Evinin adresini söyle. Söyle! Gloria... Şenlik köy... Villa Şenisar. Senden başka kalan var mı şu anda? Karın ne zaman dönüyor tatilden? 20 gün sonra. Adresi duydun. Ödeteceğim bunu size. Ölmeden hepinizi hapislerde süründüreceğim. Adam kaçırma ha? Onu sonsuza kadar burada tutamayız ki Seyfi Bey. Ay Tanrım! Nedir bu başımıza gelenler? Her şeyin bir çaresi bulunur kızım. Bak, 30 yıldır bu şirkette çalışıyorum ben. Girdisini çıktısını iyi bilirim. Galip Bey'i de iyi tanırım. Şirketi kullanarak bazı yolsuz işlere girdi. Yani kesin konuşamıyorum ama... Şantaj! Tabii ya! Dilsizin hakkından imansız gelir. Ha işte! Buldum çocuklar, buldum işte! Kasımpaşa'daki malzeme deposu. Kasımpaşa'daki malzeme deposu evet. Depoyu çalışır vaziyette gösterip hayali mal satıyormuş. Oysa giriş çıkış belgelerinde böyle bir şey göstermiyor. Aa, dolu gösterilen boş bir depo. Boş bir depo mu? Ne olmuş yani? Ne olacağını siz benden daha iyi bilirsiniz Galip Bey. Depo dolu olmalıydı. Değil mi? Şey... Bak Seyfi Bey. Yani diyorum ki o depo dolu olmalıydı. Ben de öğrendim boş olduğunu ama suçum yok. Yani elimizde delil yok demek istiyorsunuz. Bugün Ankara'ya merkeze tenek çektik. Bunu ödeteceğim size. Belki açımı yakaladınız ama... bu kurtulmanızı yetmeyecek. Mahvedeceğim hepinizi. Deponun boş olması pek bir şey ifade etmiyor. Gerekli evrakın Ankara'dan gelmesi şart. Telet çektik ya. Çektik ama gelen cevap pek iç açıcı değil. Evrakların tamamlanıp bize ulaşması yaklaşık 2 hafta sürer. 2 hafta? Acayip bir yarış olacak. Ya evraklar zamanında gelecek, ya bu iş anlaşılacak. Bu kadar uzun süre bu durumu idare etmemiz mucize olur arkadaşlar. Umutsuzluğa kapılmamamız gerek. Biliyorsunuz, imza taklidinde ustayım. İyi de iş imza ile bitmiyor ki. Gelip onu görmek isteyen bir dolu insan olacak. Herkes idare etsek bile Rıfkı Bey'e edemeyiz. Başka çaremiz yok. Telex haberi gelene kadar Galip Bey'in yokluğunu belli etmemeliyiz. İyi de bu adam 15 gün böyle bağlı kalırsa ölür. Keşke! Bırakın gırgırı! Semra bacı haklı! Rahat hareket edebileceği ama kaçamayacağı bir dümen bulmalıyız. Elektronik esaret kemeri! Merak etmeyin arkadaşlar! Dahiyane bir fikrim var! Mahvedeceğim! Hepinizi hapislerde süründüreceğim! Görürsünüz siz ulan! İmdat! Hepiniz öpeceğim bunu! Görürsünüz! Gülün bakalım! Suslar! İmdat! Her türlü konforunuz düşünülmüştür. Ben genel müdürüm! Yokluğumu anlayacaklardır! Bence en iyisi...
Rıfkı Bey'i de şirketin bodrumuna bağlayalım gitsin. Olur mu lan? Fareler kemirir adamı da, yazık olur farelere. Benim bir fikrim var. Yurt dışı bir görev icat etsek. Yaşa be Semra bacı. E nereye gönderelim? Avustralya'ya. Hı. Durun canım, hemen delirmeyin. Avustralya'yla hiçbir iş ilişkimiz yok. Nasıl göndeririz Avustralya'ya? Nereye göndereceğiz peki? Güney Afrika'ya. Hı? Başarılarının bir karşılığı olarak tatile gönderelim. Zaten hep gitmek isterdim. Belki yamyamlar yerde kurtuluruz. Oldu be! Ne güle Rıfkı Bey. Allah ısmarladık. Arkadaşlarım adına. Teşekkür ederim. Allah ısmarladık arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, şirketimizin iş verimini arttırabilmek ve değişen dünya şartlarına uyabilmek için daha önce tarafımdan konmuş olan bazı kuralların değişmesi gerekmiştir. Şöyle ki, 1. Bundan böyle isteyen arkadaşlarımız masaların üzerine çiçek ya da yakınlarının resimlerini koyabilirler. 2. Arkadaşlarımız çalışma saatlerinde istedikleri gibi giyinebilirler. 3. Öğle yemeklerinde bundan böyle taze mevsim sebzeleri başta olmak üzere her gün değişik bir menü uygulanacaktır. Bundan böyle gerekli değişiklikler ayrıca bildirilecektir. Hayırlı olmasını dilerim. Genel Müdür Galip Şenisar. Verdim yemeğini. Nasıldı? Nasıl olacak? Sinirinden zincirlerini yemek üzereydi. Merhaba. İçeri buyur etmeyecek misin? Aa, eve bak, maşallah. Yeni işinde iyi para kazanıyorsun galiba. Nasıl öğrendin burada olduğumu? İzledim seni. Çok özledim seni Erol. Bitmiş bir olayı yeniden başlatmayalım Alev. Çok insafsızsın. Dinlemeden karar verme. Her şey belliydi. Ne belliydi? Bana asılıyor olması onun metresi olduğumu kanıtlamaz. Sen benden kurtulmak istiyorsun. Yoksa başka biri mi var? Kim o? Biri mi var yukarıda? Zürafa! Yani kedi. Kedi zürafası. Ben bir bakayım geleyim. Ben de geleceğim yukarı. Yok canım, sen otur, ben bir bakayım geleyim kedi zürafası ne yapıyor? Bunlar çok tehlikeli hayvanlardır. Ulan ben şimdi seni göbertmezsem.
İmdat! Bağırma lan! Bağırma! İmdat! İmdat! Sus! Sırma lan! Arkadaşlar çok memnun. Her şey güllük gülistanlık. Tamam da, ya Rıfkı Bey tatili yarıda kesip gelirse ne yaparız? Hiç sanmam. Ayrıca geri gelmeye kalksa bile, Afrika'dan o karbüratörü bozuk arabayla gelmesi 15 gün sürer. Erol niye geç kaldı? Buyurun. İti al çomağı hazırla. Günaydın. Hayrola Erol, bir terslik mi var? Sorma abi, bizim kız da tam düzeltiyorduk işi. Bir daha birleşmemek üzere ayrıldık. Teşekkür ederim. Nerede kaldın? Galip, bu ne hal? Baksana halime! Buyurun, emredin Galip Bey. İyi dinle Remzi. Başımız dertte, fazla zamanımız da yok. Anlıyor musun? Bırak şimdi nerede olduğumu da dinle. Depo en geç 24 saat içinde işler vaziyete getirilecek. Tamam mı? Helal olsun kız, iyi idare ettin doğrusu. Kimse çakmadı. Evet. Kimse çakmadı ama benim de anamdan emdiğim süt burnumdan geldi milleti idare edeceğim diye. Kimisine izinde dersin, kimisine tuvalette. Yalan kalmadı artık. Fazla değil, yarın son gün. Evrakın bu akşam geleceğini söylüyor Seyfi Baba. İnşallah, yoksa bu oyun fazla uzadı gibi geliyor bana. Çok doğru. Geçin içeri. Seyfi Salah ile Erol Dangalan'ı da istiyorum. Çağır çabuk. Erol abi, Seyfi Bey'le birlikte hemen gelmeniz gerekiyor. Ofisimi bu hale getirirken yeni bir suç işlediğinizi biliyordunuz değil mi? Sahtekarlık, imza taklitçiliği, vazifeyi suistimal etmek. Buraya gelmeden önce şöyle bir dolaştım. Çart renkli tablolar, çiçekler. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Millete çektirdiğiniz çiliği biraz olsun unutturmak istememiz suç sayılıyorsa, evet suç işledik Galip Bey. Ayrıca bilmediğiniz şeyler de yaptık. O berbat aşağılık kurallarınız mazi oldu. Anlıyor musunuz Galip Bey? Memurlarınız da uyandı. Maymunun gözü açıldı artık. Ben maymunların gözünü kapatmasını bilirim. Üzülmeyin. Ve kendinizi düşünün şimdi. Yakında sessiz, sakin ve uzun bir hapishane hayatı yaşayacaksınız. Birazdan polis çağıracağım. Ve her şey bitecek. Bu soytarılık. Oo, kimler gelmiş? Buyurun beyler. Şöyle oturun hepiniz. Oturun dedim! Geçin şöyle. Her şey bitti sizin için. Birazdan polis çağıracağım ama önce şunu bilmenizi istiyorum. Kasımpaşa deposu faal bir depodur. Her zaman da öyle olmuştur. Yaklaşık 3 gündür beni tutsağınız zannediyorsunuz ama serbestim beyler. Oyuna karşı oyun. Tutunacak hiçbir dalınız kalmadı. Hadi bakalım polisi sen arayacaksın. Bu daha zevkli. Alo? Kim? Evet, Galip Bey burada. Evet, burada olduğundan eminim. Araştırma servisinden Muharrem Bey. Sizle görüşmek istiyor. Çok önemliymiş. Daha sonra ararım ben onu. Sizi daha sonra arayacakmış efendim. Merkezden aramışlar. Yönetim Kurulu Başkanımız Hayri Bey ve Nurettin Bey denetlemeye geliyorlarmış. Kaç uçağı ile dediniz?
10.30 uçağıyla geliyorlarmış efendim. 10.30? Ha iyi. Aa! Saat 11.30, aman tanrım! Gelmek üzereler. Bana bakın! Bu adamlar buradayken en ufak bir numara yapmaya kalkışmayın. Alın şu dosyaları, çalışılmış gibi yapın çabuk. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo, bizim kayınço da buradaymış. Kolay gelsin beyler. Yo yo, rahatsız olmayın beyler. Lütfen işinize devam edin. Buyurun efendim, şöyle buyurun, buyurun. Fazla vaktimiz buyurun. Yok. Bildiğiniz gibi Ankara'daki işlerden fırsat bulup da gelemiyoruz buralara. Ama müfettişlerimizden birinin gönderdiği raporu okuyunca... Müfettişlerinizden biri mi? Evet. 2 haftada %20 verim artışı sağladınız Galip Bey. Bu bir rekor. Rapor alınca gözlerime inanamadım. Sizi kutlarım. Sağ olun efendim. Estağfurullah. Çok güzel. Özel ve özgür bir çevre yaratmışsınız burada. Sağ olun. Duvarların boyalarından masalardaki çiçeklere kadar her şey büyük bir incelik ve ustalıkla düşünülmüş. Sizi gerçekten kutlarım. Şey, personelin hoşuna gidiyordu efendim. Bilmem ki. Nasılsınız? Personelin sizi ne kadar sevdikleri gözlerinden anlaşılıyor Galip. Sağ olun. İyi iş becermişsin Galip Bey. Sen tam şirketimize göre bir adamsın, yaratıcı, nasılsınız? İnisiyatif sahibi, iş bitiren. Onun için hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Sağ olun efendim, vazifemiz. Ağrı'daki sektörümüzü biliyorsun. Evet. Bayılacaksın oraya. Maaş, ikramiye bol! Ama ben nasıl giderim oraya? Trenle gidersin, Doğu Ekspresi. Takım çalışmasını tartışmıyor muyduk? Takım çalışmasının bir özelliği de... ...ihtiyaç duyulan yere gitmek demektir. Ve şu anda sen bizim takımımızda olduğuna göre... ...ve de Ağrı sektörümüzde senin gibi iş bitiren bir idareciye ihtiyaç duyulduğuna göre... ...gitmen gerek değil mi? Bakın Hayri Bey, yani... Bu söylediklerinizi yapmamak... Yok! Hiçbir şekilde itiraz kabul etmiyorum. Hemen valizini hazırla. Tabii efendim. Ama burası? Yok, burasını düşünmüyorum. Çünkü Seyfi Bey yerinizi doldurabilecek mesleki tecrübe ve yeteneğe sahip. Konuşmalarından anladığım bu. Sicilinin de mükemmel olduğunu biliyorum. Hemen kendisine devir teslim işlerine başlayın. Ayrıca yardımcıları da mükemmel. Sizi kutlarım Sayın Genel Müdürüm. Çocuklar, yengeniz bekliyor, sakın geç kalmayın. En geç 8'de sizdeyiz. Bizim hanım sizler için çok özendi. Neler hazırladı neler? Çerkez tavuğu, zeytinyağlı enginar, midye filaki... Yani anlayacağınız tam bir aile saadeti. 8'de bizde. Ne oldu abi? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Alevi de alalım mı abi? Gelseydi alırdık. Gelmez mi? Nasıl gelsin? Beni öyle durumlarda gördü ki... ...benden öyle şeyler duydu ki gelmez artık. Hem kim bilir... ...belki de... ...patronuyla iş yemeyin dedir şimdi. Aman yapma be abi! Ah siz erkekler, ne kadar kıskanç oluyorsunuz. Deli kız, siz keyfinizi bozmayın benim için. Siz mutlu olun yeter. Düğününüzü elimle yapacağım. Alev!